7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 204 Cevabı. Herhangi bir el üretimi camın yapımı gibi. Camcılıkta kullanılan özel madeni üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür. Borunun diğer ucundan yavaşça üflenerek, uçtaki cam şişirilip küçük bir balon elde edilir. Sıcak cam balon özel bir ahşap kalıp içinde yatay olarak döndürülerek yavaş yavaş bir silindir biçimine dönüştürülür. Daha sonra sıra önceden hazırlanmış ince cam çubukların özel bir madeni kalıp içindeki yuvalarına yerleştirilmesine gelir. Her çeşme bülbülün büyüklüğüne veya biçimine bağlı olarak değişik sayıda cam çubuk kullanmak gerekir. Daha sonraki işlemde ise hazırlığı tamamlanan bu kalıbın içine sıcak cam silindir yerleştirilir, üflenip genişletilerek soğuk cam çubuklara yapışması sağlanır. Sıcak cam gövde kalıptan çıkarılıp boşlukta döndürülerek hem camın biraz soğuması hem de üzerine yapışmış cam çubukların ısınması ve dengelenmesi sağlanır. Ardından cam silindirin dış yüzüne yapışan renkli cam çubukların üzerine yeniden bir sıcak cam tabakası konur. Böylece renkli cam çubuklar iki saydam camın arasında kalır. Bu ana kadar hazırlanan cam gövdenin herhangi bir özel biçimi yoktur. Bu adımda daha ilerideki işlemler için camın içindeki çubukların alt uçları çok hassas biçimde birleştirilip bir anlamda demet haline getirilir. Bunu sağlamak için sıcak cam kütlenin uç kısmı özel bir maşa ile yavaş yavaş sıkılıp, döndürülerek çekilip uzatılır. İşte bir çeşme bülbülün yapımındaki en hassas nokta, cam çubukların birbirleriyle tam ve simetrik olarak birleşmesidir. Burada yapılacak bir hata, daha sonraki işlemlerde artık düzeltilmesi imkansız olan simetri sorunları yaratabilir. Hazırlanan cam gövde, artık herhangi bir kalıp içinde biçimlendirilmeye hazır duruma gelmiştir. Ama önceki işlemler sırasında cam biraz soğuduğu için yeniden gerektiği kadar ısıtılır ve son biçimini alacağı kalıp içine yerleştirilerek, üflenip son biçimi verilir. Bu sırada kalıp içindeki cam, belirli bir yöne döndürülerek çeşme bülbülün en önemli özelliği olan çubukların düzgün bir biçimde burkulması sağlanır. Kesin biçimi verilen çeşme bülbülün artık üfleme çubuğundan ayrılmasının zamanı gelmiştir. Bir çeşme bülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar. Önceki evrelerde soğuyan camın, ağız kısmını biçimlendirmek için yeniden ısıtılması gerekir. Yeniden yumuşatılan camın ağız kısmına özel aletlerle gereken son biçim verilir. Üretimi tamamlanan çeşme bülbül soğutulduktan sonra artık hazır hale gelmiştir. Yukarıda uzun uzadıya anlatılan bütün bu işlemler bütünü aslında göz açıp kapayana kadar geçen bir sürede tamamlanır. Her adımdaki teknik zorluğu da düşünürseniz, çeşme bülbülün değeri belki daha iyi anlaşılır. Üstelik bütün bu adımlar sırasında neredeyse akkor halde olan camın aldığı şekil ancak soğuduktan sonra ortaya çıkar. 1. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 205 Cevabı. Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten bulup öğreniniz. Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan çeşme bülbül, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. Cevap: saydam, şeffaf helezon, kıvrımlı, yılankavi biçim göze çarpmak, dikkati üzerine çekmek özgün, yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan bir çeşme bülbülün yapımındaki en hassas nokta, cam çubukların birbiriyle tam ve simetrik olarak birleşmesidir. Cevap: hassas nokta, önemli nokta simetrik, bakışımı olan, mütenazır, simetrili, simetrik çeşme bülbülün yapımında ilk hazırlık aşamasından son biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor. Cevap: hazırlık aşaması, hazırlık dönemi biçim, bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, hat, şekil süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi sanatçı duyarlılığı, sanatçı hassasiyeti 2. Etkinlik okuduğunuz metnin içeriğiyle televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız.
Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: okuduğum metinde anlatılanları sadece zihnimde tasarlayabiliyorum. Metinden alabileceklerim bununla sınırlı. Ama izlediğim belgeselde ise anlatılanları hem duyuyorum, hem de görerek camın işlenişini tüm detaylarıyla algılayabiliyorum. Üçüncü etkinlik okuduğunuz Çeşme Bülbül'ün Esrarı, adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan Çeşme Bülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız. Cevap: camcılıkta kullanılan özel madeni üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür. Borunun diğer ucundan yavaşça üflenerek, uçtaki cam şişirilip küçük bir balon elde edilir. Sıcak cam balon özel bir ahşap kalıp içinde yatay olarak döndürülerek yavaş yavaş bir silindir biçimine dönüştürülür. Daha sonra sıra önceden hazırlanmış ince cam çubukların özel bir madeni kalıp içindeki yuvalarına yerleştirilir. Hazırlığı tamamlanan bu kalıbın içine sıcak cam silindir yerleştirilir. Üflenip genişletilerek soğuk cam çubuklara yapışması sağlanır. Sıcak cam gövde kalıptan çıkarılıp boşlukta döndürülerek hem camın biraz soğuması hem de üzerine yapışmış cam çubukların ısınması ve dengelenmesi sağlanır. Ardından cam silindirin dış yüzüne yapışan renkli cam çubukların üzerine yeniden bir sıcak cam tabakası konur. Daha ilerideki işlemler için camın içindeki çubukların alt uçları çok hassas biçimde birleştirilip bir anlamda demet haline getirilir. Bunu sağlamak için sıcak cam kütlenin uç kısmı özel bir maşa ile yavaş yavaş sıkılıp, döndürülerek çekilip uzatılır. Hazırlanan cam gövde, artık herhangi bir kalıp içinde biçimlendirilmeye hazır duruma gelmiştir. Ama önceki işlemler sırasında cam biraz soğuduğu için yeniden gerektiği kadar ısıtılır ve son biçimini alacağı kalıp içine yerleştirilerek, üflenip son biçimi verilir. Bu sırada kalıp içindeki cam, belirli bir yöne döndürülerek Çeşme Bülbül'ün en önemli özelliği olan çubukların düzgün bir biçimde burkulması sağlanır. Üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar. Önceki evrelerde soğuyan camın, ağız kısmını biçimlendirmek için yeniden ısıtılması gerekir. Yeniden yumuşatılan camın ağız kısmına özel aletlerle gereken son biçim verilir. 4. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 206 Cevabı. Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik 4 soru hazırlayıp cevaplayınız. Cevap: soru, Çeşme Bülbül Osmanlıca'da ne anlama gelir? Cevap, Çeşme Bülbül Osmanlıca'da bülbülün gözü anlamına gelir. Soru, Çeşme Bülbül Osmanlı'ya ne zaman ve kim tarafından getirilmiştir? Cevap, Çeşme Bülbül, ilk cam ustalarının yanına eğitim alması için gönderilen bir Mevlevi dervişi tarafından 19. yüzyılın başlarında Osmanlı'ya getirilmiştir. Soru, Çeşme Bülbül'ü ayrıcalıklı kılan özellik nedir? Cevap, Çeşme Bülbül'ü ayrıcalıklı yapan, camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklardır. Soru, Çeşme Bülbül üretiminin en son adımı nedir? Cevap, Çeşme Bülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. 5. Etkinlik okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma ve düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız. Cevap: anlatım biçimleri, öyküleme. İşte, tam burada Çeşme Bülbül'ün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş'ü anmak gerek. Babası da aynı yerde ustaymış. Mesleğe 1944'te 14 yaşındayken babasının yanında başlamış. Cam sanatının inceliklerini öğrenmiş, işine aşık olmuş. 1964 senesinde de yöneticilerimizin teşvikiyle Çeşme Bülbül yapmaya başladık. Ama Allah razı olsun, eski ustalardan bize çok güzel eserler bırakmışlar, diyor. Betimleme, Çeşme Bülbül'ü ayrıcalıklı yapan ise camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar. Açıklama, bir Çeşme Bülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar. Önceki evrelerde soğuyan camın, ağız kısmını biçimlendirmek için yeniden ısıtılması gerekir. Düşünceyi geliştirme yolları, tanımlama, saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan Çeşme Bülbül, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. Osmanlıca'da bülbülün gözü anlamına geliyor. Örnekleme,
İşte, tam burada Çeşme Bülbül'ün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş'ü anmak gerek. Sayısal verilerden yararlanma. Usta, dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamura hayat veriyor. 6. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 207 Cevabı. Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz. Cevap, metnin türü denemedir. Deneme türünün özellikleri şunlardır. Her konuda yazılabilir, konuya öznel bir yaklaşım söz konusudur. Düşünceleri kanıtlama amacı yoktur. Yazar kendisiyle konuşuyor gibi bir üslup kullanır. İçten, samimi bir üslup kullanılır. 7. Etkinlik hazırlıkta getirdiğiniz camdan üretilmiş hediyelik eşyayı sınıfa gösteriniz. Gördüğünüz bu cam eşya ile ilgili hazırlıksız konuşmalar yapınız. Konuşmalarınızı yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini, oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak kullanınız. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız. Cevap, ben sınıfa camdan yapılan bir vazo getirdim. Cam vazolar, ev dekorlarında kullanılan popüler aksesuarlardır. Çeşitli tarzlarda ve işlevlerde olabilirler. İlk olarak cam vazo denince akla içine çiçek konması gelir. Başka bir deyişle cam vazo bir çeşit çiçekliktir. Özellikle uzun saplı çiçekler, cam vazolara içine bir miktar suyla konur. Aklımıza ilk olarak bu işlevi gelir, halbuki cam kavanozlara dekoratif taşlar, mumlar ve diğer süs eşyaları da konur. Cam vazolar genellikle kolay temizlenebilir şekilde yapılır. Bu, vazoyu düzenli olarak temizlemeyi ve koyulan çiçeklerin suyunu değiştirmeyi sağlar. Son olarak cam vazolar, genellikle dayanıklıdır, ancak camın kalitesine ve türüne bağlı olarak dayanıklılık özellikleri değişebilir. 8. etkinlik aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız. Çeşme Bülbül'ün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor. Cevap, sözcüğün yanlış yapılandırılması. Çeşme Bülbül'ün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor. Bir Çeşme Bülbül üretiminin en son ayağı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Cevap, tamlayan eksikliği. Bir Çeşme Bülbül üretiminin en son ayağı, Çeşme Bülbül'ün ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Emektar Cam Fabrikası'nın ustası Yusuf Görmüş'ü anmak gerekir. Cevap, sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Cam Fabrikası'nın emektar ustası Yusuf Görmüş'ü anmak gerekir. 9. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 208 Cevabı. Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili, dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb. Haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5 ne bir ka, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız. Cevap, bakırcılık can çekişiyor. İlçemizde bir zamanların en gözde mesleği olan bakırcılık günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle ilçemizde bir zamanların en gözde mesleği olan bakırcılığın günümüzde yok olmasının, bakırcılığa olan ilginin azalmasının ve bakırcı ustalarının yetişmemesinin sebeplerinin belirlenerek bakırcılığın yeniden canlandırılması için neler yapılabileceğinin ortaya konulması hayli önemlidir. İlçemizin tek bakır ustası olan İbrahim Arslan, yanımıza alabileceğimiz çırak bulamıyoruz. Bundan dolayı ben öldükten sonra ilçede bakırcılık tamamen bitecek, diyor. Günümüzde sanayileşme ve fabrikalaşma, bu mesleği öğretecek bakır ustasının kalmaması, çelik, cam eşya, teflon gibi ürünlerin bakırın yerini alması gibi durumların, bakırcılığa olan ilginin bitmesinin nedenleri olduğu ifade ediliyor. 10. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 209 Cevabı. Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız.
Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız. Cevap: Nokta, bir çeşme bülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Anlamca tamamlanmış cümlenin sonuna konmuş. Virgül, üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuş. Tırnak işareti, Osmanlıca'da bülbülün gözü anlamına geliyor. Vurgulanmak istenen söz için kullanılmış. Kesme işareti, mesleğe 1944'te 14 yaşındayken babasının yanında başlamış. Rakamla yazılan sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmış. Kısa çizgi, 1500-1600 arasında anlamı vermek için kullanılmış. Sonraki derse hazırlık geçmiş günlerinizi belgeleyen fotoğraflarınızdan bulabildiklerinizi sınıfa getiriniz. Cevap, bebeklik, anaokuluna başladığım gün ve bir doğum günü fotoğrafımı getireceğim. Çok etkilendiğiniz, unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız. Cevap, bir Türkçe dersinde Nilgün arkadaşımızla öğretmenimizin yaşadığı bir olayı anlatmayı düşünüyorum. 7. sınıf Türkçe ders kitabı 4 el yayınları sanat teması sayfa 203-204-205-206-207-208-209 Çeşme Bülbül'ün esrarı metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.